toplumun kendi ruhi hayatını ve kalbi hayatını ihya etmek, kalbi ve ruhi hayatı itibariyle kendi dünyasını yeniden veya ruh abidesini ikame etme adına esasen böyle mükemmele talip olma, en mükemmele talip olma, hep onu araştırma. O bazen işte bazı dönemlerde olduğu gibi bir dönemde Ömer bin Abdülaziz gelmiş. Neredeyse işte hicretten 100 sene sonra, hicretin ebeveyni 100 sene sonra. Fakat Raşid halifelerin beşincisi olarak sayılıyor. Çünkü öyle ekmeğini zeytinyağına banmış yemiş. Ne zaman? Devletin şu andaki Türkiye kadar ilmi olduğu bir dönemde. Halası Abdülmelik'in kız kardeşi. Abdülmelik dönemi, Velid dönemi mesele kendisine intikal edinceye kadar bir yönüyle belki haccaçların yaşadığı, haccaçların insanlara kan kusturduğu dönem. Bütün bu olumsuz dönemlerden sonra geliyor. Tıpkı Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi bir kere daha insana gül devri yaşatıyor. Yeğen diyor hani abim zamanında bana bir şey veriliyordu. Ama halacığım diyor, benim şahsi malım yok ki sana vereyim onu. Ben ekmeğimi zeytinyağına banıyor, öyle yiyorum diyor. O mübarek insanın ilası yok. Na mübareklerin kör gözlerine sokulsun. O mübarek insanın yalısı yok. Yalı peşinde koşan sağırların sağır kulaklarına sokulsun. Ömer bin Abdülaziz devri. Öyle bir devre imrenme içinde bulunmak lazım. Ne olur Allah'ım, öyle bir devrin ırgatları, ameleleri, işçileri haline getir bizi. Falan paye ile filan paye ile değil esasen. Ruhumuzun abidesini yeniden bir kere daha ruhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uygunluk içinde ikame edecek ırgatlar haline getir bizi. Ameleler haline getir bizi. Mülahazasıyla. Ve dünyadan göçüp giderken de dikili bir taşımız yok. Bu cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Dikili taşı olmayanlara diyarlarla uğraşıyor diyen sağır ve kör, hatta hain, eğer terbiye müsaade etseydi, alçakların diyecektim. Kör gözlerine sokulsun. Mükemmele talip olmak lazım. Onu ihya etmeye muktedir olursunuz veya olamazsınız. Ama sahabi gibi yaşamak lazım. Yaz günü kışlık elbiseyle, kış günü yazlık elbise. Çünkü ancak o kadarını bulmuştu Hazreti Ali. Başında bulunduğu devlet Türkiye kadar 20 idi. Acaba kendisine bir kışlık bir de yazlık elbise alamaz mıydı? Ama kutubun el-adaletül içtimaiye bil-islam, İslam'da sosyal adalet diye tercüme edildi. Kitabına baktığınız zaman göreceksiniz ki orada ancak bir kat elbise almaya gücü yetiyordu. Çünkü ancak o kadarı helalle elde edilebiliyordu. Helalle elde edilebiliyordu. Helalla elde edilebiliyordu. Öbür türlü gece kondudan villalara gelme mevzuunda helal düşüncesinin ayaklar altına alıp ezildiğini düşünebilirsiniz. Helal düşüncesi katledilmiştir. Haram düşüncesi katledilmiştir. Müslümanlık adına söylenen sözler de katmerli yalandır.